Milliyetçi Hareket Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Müşkan Çalan, Dede Korkut'un oluşturduğu tarihte hür olan, rahatça toplumu içinde hareket edebilen, kocası olmadığı zamanlarda misafir ağırlayabilen Türk kadınının, İslamiyet devrinde ise Arap tesiriyle hürriyeti sınırlandırılmıştır. Arap erkeği için kadın bir hayat arkadaşı olmaktan çok bir süs eşyası durumundaydı. Kadın ancak çocuk sahibi olduğu zaman durumu biraz düzeliyor, daha doğrusu evlilik bağı nispeten kuvvetleniyordu dedi. Öte yandan Mustafa Kemal Atatürk de kadını zayıf ve ikinci sınıf sayan çağ dışı anlayışa karşı çıkmış ve 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadını birçok Avrupalı kadından önce seçme ve seçilme hakkına kavuşmasını sağlamış, toplumun her alanında kadın ve erkeği omuz omuza yürüdüğü bir Türkiye hedeflenmiştir. Öte yandan o günden bugüne kadar Türk kadını toplumda, siyasette, ticarette, sanatta ve iş hayatında yerini almış, başarılı olmuştur. Bilinmelidir ki dünyada kadının konumu devletlerde çağdaşlaşmanın ölçütü olarak görülmektedir. Ancak gelinen noktada Türkiye'de evinin kadını olarak evine, eşine, çocuklarına bakan kadınlar ülkenin ekonomik şartları içinde kıt kanaat geçinmeye çalışırken çalışma hayatında bir kadın olarak çeşitli baskılarla ve dayatmalarla karşı karşıya kalmaktadır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde kadına büyük önem verilmekte, ailenin temel birimi olan kadın ailenin temsilcisi olarak görülmektedir. Çünkü bizler biliyoruz ki kadınların yaratıcısı güçlerini, yeteneklerini, zekalarını, duyarlılıklarını toplumsal ve siyasal yaşamda hissetmeyen toplumlar gelişemez, kalkınamaz.